Yolcu mu taşıyacağız, yük mü taşıyacağız? Eğer bir defalık bir yük taşıyacaksak yine hac çekilmez, kamyonla götürülür. Yani bunun gibi hacim, ağırlık, miktar, süreklilik mi ve bir de coğrafi yapımız göz önünde bulundurarak tercih etmemiz gerekirken maalesef yıllardır başka şu anda söylemek istemedim ama herkesin malum bildiği konular ön plana gelerek tercihler yapıldı. Ve burada şu kriterlere baktığımızda eğer toplu ulaşımdan bahsediyorsak, yük taşımasından, büyük miktarlarda yük taşımasından bahsediyorsak, demir yolu ve deniz yolu kesin tartışmasız sistemlerdir. Ve bu dünya işte uzunca yıllar demir yoluyla komünizm eşdeğer tutulduysa Avrupa ve Amerika en komünist ülkeler. Bunlar da çünkü %40'ı demir yoluyla taşıyorlar her şeyi ama bize sadece öcü kaka dediler, yaptırmadılar. Peki neden demir yolu? Şimdi ben deniz yoluyla ilgili de çok ciddi, Nazire Bey biliyor, çok ciddi çalışmalarımız var. Onu birkaç ay içerisinde yine bir şekilde başlatacağız. Ama onu demir yolunu gündeme getirmek istiyoruz. Demir yolunun en büyük avantajı işletme giderleri o kadar düşük ki. Yani bir defa rayla tekerlek arasında sürtünme sadece 3 milimetrelik bir temasla oluşuyor. Yani buradaki herhangi bir arkadaşımız 20 tonluk bir vagonu tek başına itekleyebilir. Yani bu kadar sürtünmesi, dinamik sürtünmesi bu kadar düşük olan bir şey. Bir de demir yolunun yapı itibarıyla karayolu gibi %17, %27 eğimlerde değil de %1,5'da yapılır. Gerçi oraya bakın eğime işaret koydum. Bu eleştirdiğimiz, değiştirmemiz gereken. Çünkü biz sadece işte bir tane sistem yapalım, türbo malı olsun diye bakmadık. Gayet şüpheci baktık. Nerelerde yabancılar, Avrupalılar, Amerikalılar hata yapmış olabilir? Biz onları ne kadar, nasıl değiştirebiliriz? Olaya böyle yaklaştık. Ve gerçekten de örneğin Uluslararası Demiryolu Derneği şunu söyler. Yeni bir hat yapılırken hat eğimi %1,5 olacak. Biz soruyoruz neden? Verin bize %6'lık bir eğimi, karlı, yağmurlu havada da çıkalım. Tamamen yanlış teknoloji, yanlış seçim. Bakın bunları altını çize çize söylüyoruz. Bakanlıkta söylüyoruz, demir yoldan da söylüyoruz. Birisi kalkıp da bu deli kim, ne iddia ediyor diye söylemiyor, sormuyor. Yani bu soruyu yine bakın altını çizerek söylüyorum. Biz %1,5'lik eğimi, %6'lık eğimi her an çıkacak tasarımımız var. Çünkü Almanya gibi, Hollanda gibi Türkiye düz değil. Biz özellikle tasarımımızı Türkiye için yaptık. Ama daha sonra da Rusya'ya, Orta Asya'ya, Avrupa'ya, her yere bunu ihraç edeceğiz. Dolayısıyla coğrafi yapısı, Türkiye gibi engebeli olan yerlerde siz eğer %1,5 eğimine bakarak hat tasarlarsanız tüneller yapmak zorunda kalırsınız. Ya da çok uzun geçişlerle tepeye tırmanmanız gerekir. Ama %5 gibi bir eğimi tırmanmak çok daha kolay. Maliyet düşürür. İşte otobanlara falan örnek alalım. Ağır ve büyük yükleri, örneğin tankınızı götür bir yerden bir yere taşıyacaksınız, büyük trafoları taşıyacaksınız, demir yolundan başka bir seçenek yok. Buna karşın demir yolunun iki tane dezavantajı vardır. Bunlardan birisi işte statik sürtünme katsayısı düşüktür. Yani dik, çok dik, %10, %15 eğimleri tırmandıramazsınız. Çelik tekerlek, çelik ray üzerinde hareket ederken. Fakat %1,5 gibi de küçük değil, yani optimum değil. Biz onu %5'lere çıkarttık. Bir de buden dediğimiz tekerlekli bir çıkıntı vardır. Yani demir yolu aracı o 570 km rekor hızlar, yalnız bunlar gerçek hızlar değildir, özel hatlarda yapılmış deneme hızlarıdır. Sadece 30-40 kilometrelik parkurlarda yapılır. 574 kilometreye kadar çıktı. Ve bunu yaparken de tek güvenliğiniz 3,5 santimlik buden çıkıntıdır. İşte biz buna yine itiraz ediyoruz. Modern 2009 yılından sonraki demiryolu araçlarında bu kadar küçük noktalara insanların can güvenini bağlayamazsınız. Daha fazla önlem almak zorundayız diyoruz. Yok efendim işte 1998'de Almanya'da 100 yıllık bir firmanın tasarlamış olduğu bir tren kaza yaptı. 100 kişi öldü. Avrupa'nın ortasında. Efendim metal yorgunluğu.
Yani olmaz öyle şey. Metal yorgunluğu varsa o zaman başka önlemler de alacağız. İşte bizim birazdan bahsedeceğimiz teknoloji de bu kadar iddialıyız. Yani metal yorgunluğuna veya bir pim çıktı, şu oldu, bu oldu diye bırakamayız. Başka şeyleri de göz önünde bulundurmamız gerekir. Şimdi ister araç...